Kur'an-ı Hakîm'in sırf bir hizmetkarıyım. Bu mukaddes dükkanın bir dellalıyım. Şahsi dükkanımdaki perişan, ehemmiyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım ve çıkarmak istemiyorum. Yazılan garip sözler ve mektuplar ihtiyarsız, def'i ve ani bir surette kalbe geliyordu. Güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem sönük düşer, noksan olur. Onlar ne hal ile yazılmış ise öyle kalması lazım geliyordu. Sonradan tasih ve tanzim etmeye mezun değiliz. Şu eserimde üstadım Kur'an'dır, kitabım hayattır, muhatabım yine benim. Sen ise ey kari müstemisin. Müstemi'nin tenkide hakkı yoktur, beğendiğini alır, beğenmediğine ilişmez. Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an dahi arş-ı azamla bağlıdır. Kimin haddi var, elini oraya uzatsın ve o kuvvetli ipleri çözsün. Risale-i Nur'un üslubu, emsalsiz ve hiçbir üslupla kabili kıyas olmayan cazip bir üsluptur. İfadeler, ifadeler ve üslup bakımından tekrar gözden geçirilmelidir iddiasına karşı Hazreti Üstad'ın bir nevi cevabına bakınız. Muntazam güzel hakaiki Kur'ani'nin mübarek kametlerine yakışacak mevzun muntazam üslup libasları kimsenin ihtiyar ve şuuruyla biçilmez ve kesilmez. Belki onların vücududur ki öyle ister ve bir desti gaybidir ki o kamete göre keser, biçer, giydirir. Biz ise içinde bir tercüman, bir hizmetkarız. Evet, tasihi muhtaç elleri vardır. Fakat hattı harpte büyük bir ihlas ile şehitler arasında yazılıp bildirilen o yırtık ibarelerin tebdiline, şehitlerin kan ve elbiselerinin tebdiline cevaz verilmediği gibi cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de razı değildir. Çünkü o zamandaki ihlas ve hulusu şimdi bulamıyorum. Haşiye, yeni Said Risale-i Nur'daki hakiki ihlas ile yine o ihlası buldu. Yeni Said aynı ihlas ile baktı, tahsih yerini bulamadı. Demek sunat-ı Kur'ani olduğundan icaz-ı Kur'ani onu yanlışlardan himaye etmiş. Nur talebeleri. Evet, Bediüzzaman zatına mahsus bir üsluba maliktir. Onun üslubu başka üsluplarla muvazene ve mukayese edilemez. Eserlerin bazı yerlerinde edebiyat kaidesine veya başka üsluplara nazaran pek münasip düşmemiş gibi zannedilen bir noktaya rastlanırsa, orada gayet ince bir nükte, bir ima,
veya ince bir mana veya hikmet vardır ve o beyan tarzı oraya tam muvafıktır. Nasıl ki bir hayvanın veyahut bir meyvenin derisi soyulsa muvakkat bir zarafet gösterir. Fakat az bir zamanda o zarif et ve o güzel meyve, o yabani ve paslı ve kesif ve arizi deri altında siyahlanır, taaffün eder. Öyle de şairi İslamiyedeki tabirat-ı nebeviye ve ilahiye, hayatlar ve sevaplar bir cilt, bir deri hükmündedir. Onların soyulmasıyla manideki bir nuraniyet, muhakkaten çıplak bir derece görünür. Fakat ciltten cüda olmuş bir meyve gibi o mübarek manaları ruhlar uçar. Zulmetli kalp ve kafalarda beşeri postunu bırakıp gider, nur uçar, dumanı kalır. Bütün ömrünü İslamiyetle geçiren ve kafasını binler malayaniyat ile dolduran adamlar, bir iki haftada hayat ebediyesinin anahtarı olan şu kelimat-ı mübarekenin meali icmalisini öğrenmemesine nasıl mazur olabilirler, nasıl Müslüman olurlar, nasıl akıllı adam denilirler? Ve öyle heriflerin tembelliklerin hatırı için onur menbaalarının mahfazalarını bozmak kâr-ı akıl değildir. Şimdi deseniz acaba bu Ruslar nasıl? Evvela Türkçe okuyorlar bunlar. Dönemli olarak 45 dakika Risale-i Nur'un orijinalden okuyorlar. Biz de sırf oraya giriyoruz kardeşlerim. Hiç anlıyor musunuz? Sıfır. Hiçbir şey anlamıyorlar. Ama sabırla Türkçesinden hece hece olsa bile 45 dakika böyle okuyorlar. Niye? Çünkü Risale-i Nur'un Türkçesi orijinali ustazımızın ağzından bizzat çıkan kelimeler, feyizli bir kelimeler, Kur'ani kelimeler. Zaten nasılsa biz bunu orijinalden okumak arzumuzdur. Yani kulaklarımız alışsın. Bu kelimeye aşina olalım gibi, hatta Risale-i Nur'un okuması bile ibadettir diye duymuşum diye elhamdülillah böyle okuyorlar yani. Ondan sonra bir çay molası, bir de elhamdülillah Rusça izahlı olarak dersler. Zaten Rus milleti bu eski Sovyet döneminde mecburi, herkes lise mezunudur. 10 sene okumak mecburidir yani. Yani bu insanların imkanlarına bakmaz. Herkes çocuğunu okutacak. Hükümet okutur yani. Kafalar çalışıyor. Zekalar daima harekette. İşte böyle insanların tam aklını kalbini ikna edecek Risale-i Nur imdada geldi yani. Risale-i Nur Türkçe'de lisan üzerinde de imam olacağına, yani yarın halis Türkçe olan Risale-i Nur'un kesbi imtiyaz edip diğerlerini terk edeceklerine dair işareti Kur'an'dendir demiş olsam hata etmemiş olurum zannederim. Cemil Meriç, Risale-i Nur'un dili hakkında sorulan sorulara her eserin kendi diliyle doğduğunu, milletimize Rabbani bir iltifat olan Risale-i Nur'un dilinin Kur'ani, İslami bir lisan olduğunu, Risale-i Nur'un kelimeleri ile oynamaya kimsenin hakkı olmadığını ifade etti. Risale-i Nur'ları okumadan ne Türk dili öğrenilebilir, ne de Türk düşüncesi öğrenilebilir. Risale-i Nur'lar bizim milli hazinelerimizdir. Bana bir doktor öyle dedi bir gün, ya bunlar çok adalı dedi bu kelimeler dedi. Bunları dedi güncelleştirmek lazım, Türkçeleştirmek lazım, herkes anlayabilsin dedi. Dedi sen bak dedi bana izah ettin de ben bir doktor olarak zor anladım. Sıradan vatandaş nasıl anlayacak dedi. Bak şimdi kendini nasıl görüyor. Dedim senin sıradan vatandaş dediğin neyi kastediyorsun yani? Her gece bu derse devam eden adam sıradan bir vatandaş olmaz ki. Sıradan vatandaş sensin dedim bu mesele. Reis Cumhur'a dese adamın mesleği futbolculuk. Topa tekme vuruyor. Adamın mesleği topa tekme vurmak, bir de kafa vurmak. Başka hayatı boyunca bunu yapıyor. Bu adama desen ki çek bir penaltı, çeker atar. Çağırsan efendim, bak Reis Cumhur at bir penaltı, buraya vur top oraya gider. Neden adam her zaman o işi yapmıyor? Bu işi başka. Ha. Şimdi dedim sen o senin sıradan vatandaş dediğin adamlar bu medreseye devam ettikleri için her gece 365 günde birer kelime öğrense, mesela makasıdır Rabbaniye diyor. Ne demek? Yani ilahi maksatlar. Allah'ın maksatları. Bunu öğrendi bak.
İşte bu, bunu öğrendi. Makasıdır Rabbaniye. İşte bunu bu akşam öğrendi. Yarın Çendan diyor ki, Çendan bu. Çendan diyor, namaz kılmakta bir güçlük vardır. Çendan. Çendan ne demek? Gerçi. Farsça bir kelime. Gerçi ama ibadette bir ağırlık vardır ama diyor, manasında öyle büyük bir lezzet var ki tarif edilmez. Ağırlığı ne? İşte paçaları sıvacaksın, çorapları çıkaracaksın falan. Şimdi buna kelimeler, bazı kelimeler var ki günlük konuşmalarımızda geçmediği için ağır geliyor. İşte doktor da öğretti, bunu Türkçeleştireceğiz falan. Dedim doktor bey, bu o kadar basit bir mesele değil ki, bizim kelimelerimize sığmaz ki dedim bunu. Bu o kadar büyük bir ceryan ki dedim, baraj. Barajdan gönderilen ceryan başka, senin eve gelen ceryan başka. İnce bir kablodan gelebilir efendim bir ceryan senin. 5 tane lambanı yakacak. Fakat barajdan ceryan geleceği zaman geniş kalın kablolar lazım. İşte lisan, kelime hasnesi kablo gibidir. Bu hakikati karşı tarafa nakletmek için geniş kalın kablolar lazım. İşte o kablolar da bunun içindeki kelimelerdir. Mesela dedim, fettahiyet geçiyor, fettahiyet hakikati diyor. Fettahiyet hakikati ne demek? Kainattaki fettahiyet hakikatını anlatıyor mesela. Ama izah ediyor. Mesela Cenab-ı Hak yumurtayı diyor fethediyor. İçinden kuşu çıkarıyor. İneği fethediyor, danayı çıkarıyor. Geceyi fethediyor, gündüzü çıkarıyor. Toprağı fethediyor, başağı çıkarıyor. Allah Allah. Fettahiyet hakikati. Şimdi fettahiyeti açma hakikati. Ne açtı? Ne açıyorsun bak şimdi? Öğretmen. Anlayamaz ki adam kapıyı, niye açıyor? Ne açıyor? Açma hakikati. Onu anlatamazsın, izah edemezsin. Onun ancak onun izahı öyledir. Mesela dedim siz doktorsunuz, doktor. Evet dedi. Doktor dedim neyce? Fransızca mı, İngilizce mi? Bir şey söyledi. Tabip. Evet. Arapça. Hekim. O da Arapça. Ya başhekim diyoruz, ya baş tabip diyoruz, ya doktor diyoruz, değil mi? Bak bu yerini bulmuş doktor. Şimdi biz dedim bunların ikisi Arapça, birisi de Fransızca, bunları çıkaracağız, Türkçe koyacağız. Ne diyeceğiz sana biz? Yusuf Bey insan tabircisi. Öyle ya, arabayı çarptı mı kaportacıya götürüm, kafamı çarparsam doktora gidiyorum, tamir edin. Doktor demek tamirci demek. Ya dedi olur mu dedi, olmadı dedim bak, görüyor musun? İnsan tamircisi. Ya ne kadar basit kaldı yani. Yani kelime, kelime yerini bulmadı. Arapçada öyle bir hakikat, öyle bir ilahi şey var ki Cenab-ı Hak inna enselnahu Kur'anen Arabiyyen diyor. Ben Kur'an'ı Arapça indirdim diyor. Demek onun bir hikmeti var ki o kelamla gönderdi. Onda bir ağırlık var yani. Bir azamet var. Bir heybet var. İnsana bir nüfuz ediyor. İşte Risale-i Nur'daki hakikatler de böyle. Risaleleri muhafaza etmek ve sahip çıkmak ve benim yerimde onları himaye etmek binler lira kıymetinde bana karşı büyük bir hediyedir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Büyüklerimiz, profesörlerimiz, hocalarımız, Abdullah abi, hepinize saygılarımızı sunuyorum. Evvela benim çok rencide olduğum bir meseleyi burada anlatmak istiyorum ki bizim büyük profesörlerimiz var, hocalarımız var, siyaset adamlarımız var. Bu meseleyi durdurmaları için kendileri teşebbüse geçseler çok memnun olurum. Aksi halde büyük bir fitnenin kapısı açılmış olacak. Mesele nedir? Risale-i Nur'un metnine başkaları kendi sözlerini, kendi kelimelerini ilave etmedir. Yani dinimizde şey var, şerh var, tefsir var, izah var ama metnin içine başkası kendi kelimesini koyamaz. Bu şimdi bu yapılıyor. Herhalde herkes biliyor ne olduğunu. Bunu yani inşallah büyüklerimiz buna teşebbüs etseler, görüşseler, konuşsalar, bunu halletseler çok iyi olur. Bu dediğimiz gibi sadeleştirme meselesi benim için bugün en büyük bir hadisedir. Ben hakikaten çok rencide oluyorum. Uykum kaçıyor. Çünkü üstadımızın yanımızda onun kesin, kat'i belgeleri var. Mesela birisi 1951'de bir zat, meşhur bir zat, Allah rahmet eylesin, Risale'den birkaç parçayı sadeleştirerek Büyük Doğusu'nda neşretti. Büyük Doğusu'nda. Üstad Hazretleri bunu eski yazıya çevirterek inceledi. Bende var ona dosyada, üstadımız bizzat Urfa'ya göndermiş olduğu o dosya bende duruyor.
ve Zübeyir ağabeyi, Ceylan ağabeyi devreye soktu. Bana mektuplar yazdılar mübarek zata, Allah rahmet eylesin. Yani Necip Fazıl Kısaköre'ye. Zübeyir ağabey bilhassa kendi mektubunda şöyle diyor. Siz diyor Risale-i Nur'u böyle sadeleştirerek değil, tefsir, şerh edebilirsiniz, tefsir edebilirsiniz. Metni aynen koyarak altına şerh ve tefsir yapabilirsiniz. Yoksa diyor Risale-i Nur'un kelimelerini değiştirirseniz buna hiç kimse razı değil, üstadımız da razı değil diyor. Ve böylece Ceylan abinin de mektubu var. Bunlar hepsi bende duruyor dosyada. Onun için hadise bence çok mühimdir. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm. Risale-i Nur'u ve bu vatana ve bu millete fedakar ve kıymetler olan şakirtlerini incitmeyiniz. Yoksa bu vatana ve bu millete manevi büyük bir zarar, belki bir tehlikeye vesile olur. Büyük bir musibet gelecek diye korkuyorum. Bu sadeleştirme işini yapanlar vazgeçmez belki ama en azından musibet size dokunmasın diye elinizden gelen her şeyi yaparak müdafada bulunun. Bu cinayete mani olun. Müsbet manada elinizden her ne geliyorsa yapın. Ben 90 yaşında nereye gidip ne yapayım? Siz bu işe mani olun. Yoksa... ...sizcesine, Risale-i Nur külliyatına böyle tecavüz görülmedi. Onun için her yere yazın. Cemaati haberdar edin. Onlar da yazsınlar. Erişebildikleri yerlere erişsinler. İnternette, gazetede vesaire yerlerde bu tahrifatı anlatsınlar. Bu kitapları almasınlar, aldırmasınlar diye bizzat kendisinden dinledik. Muhterem kardeşlerimiz, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cenab-ı Hak hizmet-i imaniye için toplantınızı mübarek eylesin, hayırlı eylesin. İnşallah bizler de sizinle beraber gibi dua ediyoruz. Fakat ben biliyorsunuz birkaç gündür Risale-i Nur hakkında üstadımızın fikirlerine muhalif olarak, üstadımız razı olmadığı halde, üstadın varisleri razı olmadığı halde, üstadın talebeleri, Risale-i Nur talebeleri dünyanın her tarafına dağıldığı halde Risale-i Nur anlaşılmıyormuş diye sadeleştirme diye bir uydurma çıkardılar. Ben bu millet harekete geçmedikçe, bu millet kardeşlerimiz, Nur talebeleri, ilk mektep mezunu olmayan bile, ilk mektep okumayan bile Risale-i Nur'u okuyor, anlıyor. Bunlar bilgiçlik taslayanlar ve bu şekilde hareket edenler susmadıkça ben bu gibi toplantılara gelmeyeceğimi söz verdim. Kusura bakmayın, ben şimdi gelemiyorum. Siz Nur talebesi olarak vazifeniz neyse yaparsınız inşallah. Cenab-ı Hak sizleri muvaffak eylesin. Bu yazanlar mesela Mehmet Ali Bulut kardeşimiz ne kadar güzel izah etmiş, diğer kardeşlerimiz ne kadar güzel izah etmiş. Yani bunlar haksız mı konuşuyor? Üstad Bediüzzaman'ı dinlemezsek başka kimseyi dinlemeyiz. Allah bizi üstadımızdan ayırmasın. Üstadımıza hakaret edenler cezalarını Allah'ın izniyle bulurlar diyeceğim. Esselamu Aleyküm, kusura bakmayın. Ben sinirli konuştum. Allah kusurlarımızı affetsin. Şimdi bütün talebelerin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda hizmetimde olup bir derece
tam tarzı hareketimi bilenler ve yakından görenler için de 4-5 adamı mutlak vekil yapıyorum. Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler. Şimdilik Tahiri, Sungur, Ceylan, Hüsnü ve 1-2 adam daha mutlak vekilim olarak vasiyet ediyorum. Bu meseleyi şey edenler büyük hata ediyorlar yani. Risale-i Nur'u büyük bir iftira ediyorlar. Sadakatlılık gösteriyorlar. Bu Risale-i Nur'a tecavüzdür. Sadeleştirilmesi baştan başa ihanettir Risale-i Nur'a. Üstadın hukukuna tecavüzdür. Bunun şiddetle önlenmesi lazımdır. Biz elimizden gelse her tarafa çıkarak bu ihaneti, bu tecavüzü lanetleyeceğiz. Lanet olsun yani. Bunu kim yaptıysa elleri bacakları kırılsın bunların. Bundan... Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın tahta tasarrufunda olduğundan, ona uzanan, ilişmek isteyen her el kırılır ve her dil kurur. Risale-i Nur'un ayniyet ve aidiyetini bozan her kim olursa olsun, Nur talebeleri buna karşı çıkıp önlemezlerse, Üstadın emanetine sahip çıkamamış ve sadakatsizlik yapmış olurlar. Manen mesul olurlar. Bundan 12 sene evvel işittim ki, en dehşetli ve muannit bir zındık, Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış ve demiş ki, Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş.
Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri kat'i ispat etmiş ki, Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan nahvi olan lisan-ı Arabi yerinde Kur'an'ın meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Ve her bir harfi 10 adetten 1000'e kadar sevap veren kelimat-ı Kur'ani'nin mucizane ve cemiyetli tabirlerin yerini beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz, onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli planı akim bıraktı. Fakat o zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan hesabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalışmaları hikmetiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halette bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Sadeleştirme meselesinin aslı nedir? Komünist ve Masonlar kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur'un kuvvetli bir mani teşkil ettiğini biliyorlar. Kur'an'ın hakiki bir tefsir olmakla kuvvetli bir iman kaynağı olan Risale-i Nur'u ortadan kaldırmak veya okutmamak için çeşitli desiseler ve iftiralara başvuruyorlar. Bu gizli din düşmanları ve münafıklar çoktandır anladılar ki Nur talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları Risale-i Nur'dan ve üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için şeytani planlarını, desiselerini değiştirdiler. Bir zayıflamalarından veya safiyetlerinden istifade ederiz fikriyle aldatmak yolunu tuttular. O münafıklar veya o münafıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar dost suretine girerek, bazen de talebe şekline girerek derler ve dedirtirler ki bu da İslamiyet'e hizmettir, bu da onlarla mücadeledir. Şu malumatı elde edersen Risale-i Nur'a daha iyi hizmet edersin, bu da büyük eserdir gibi bir takım kandırışlarla sırf o nur talebesinin nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar. Veyahut da maaş, servet, mevki, şöhret gibi şeylerle aldatmaya veya korkutmakla hizmetten vazgeçirmeye gayret ediyorlar. Bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi, onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor, kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez, can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Bugüne kadar hiçbir badire nurlara zarar vermedi. Ama korkuyorum ki bu yeni girişim onlara zarar verecek. Çünkü bu kere tehlike suret haktan görünüyor. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Yahut batılı hak görür. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mehenge vurmadan almayınız. Sadeleştirme hadisesi bazılarınca Risale-i Nur'u vurmak için suniyettir, tuzaktır. Yoksa Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder hem bu müstakim ve metin caddeyi Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir. Zındıkaya bir nevi yardım olur. Risale-i Nur'ların sadeleştirme adı altında tahrif edilerek neşredilmeye başlaması üzerine Risale-i Nur Külliyatı müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hizmetinde bulunmuş olan talebe ve varisleri olarak bu mevzudaki görüşlerimizi kamuoyuna açıklamıştık. Fethullah Gülen'e hitaben kaleme aldığımız mektup aynen şöyledir. Muhterem Fethullah Hoca Efendi, evvela selam ile sıhhat ve afiyetinizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Saniyen, Ufuk Yayınları namı altında Bediüzzaman Hazretlerinin Lemalar Risalesi kelimeleri değiştirilerek güya sadeleştirme namı altında
tahrip edilerek basılmıştır. Bediüzzaman Hazretleri'nin varis, talebe ve naşirlerinden 6 kişinin imzasıyla lemaların bu şekilde asliyeti bozularak leşedilmesinin karşısındayız. Katiyen tasvip etmiyoruz. Risale-i Nurları tahriftir ve tahriptir diye beyanat verdiğimiz halde, bu beyanatımızı görüp okudukları halde, mezkur yayınevi bu ikazımıza hiçbir değer vermeden neşriyatlarına devam etmekte ve reklamlarını her tarafta ilan etmektedirler. Onların bu tavrı Bediüzzaman Hazretlerinin varis ve talebelerini ciddi bir surette rahatsız etmiştir. Kendi kitapları olmadığı, varis ve naşirlerinden izin alınmadığı ve şer'anda caiz olmadığı halde sırf kanuni boşluktan istifade ederek bu neşriyata madde ve nam için İslami hak ve hukuku çiğneyerek pervasızca devam etmeleri hayret ve ibretle takip edilmektedir. Muhterem Hoca Efendi, lemaları tahrip ederek basan bu ufuk yayınlarının sizin camiye dahil olduklarını duymaktayız. Sizin bu tahribattan haberdar olup olmadığınızı bilmiyoruz. Eğer haberdar değilseniz lütfen size haber veriyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin varis, naşir ve talebeleri bu neşriyattan ciddi surette rahatsızdırlar. Derhal bunları durdurmanızı ve o şekil neşriyata son vermelerini rica ediyoruz. Bu hususta bizim bu mektubumuza da cevap vermenizi hemen rica ediyoruz. Mustafa Sungur, Abdullah Yiğin, Hüsnü Bayram, Ahmet Aytimur, Salih Özcan, Sait Özdemir. Onurlu bir adam, susuzluğunu giderdiği kuyuya taş atmaz. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve sabletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Japonlar 3000 yıl önce yazılan bir kitap okuyabiliyor. İngilizler ise 1000 yıl önce yazılan bir kitap okuyabiliyor. Biz ise 50 yıl öncesinde kullandığımız dilimizden bile habersiz öylece çuvallıyoruz. İçimizdeki aymazlar ise işin kolayını hemen buluverdiler. Sadeleştiriyoruz. Sadeleştirmeci arkadaşların Risale-i Nur üzerinde bir kasap maharetiyle yaptıkları operasyondan bir küçük örneği karşılaştırmalı olarak verelim. 26. sözün başındaki bir cümlenin orijinali. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cahi istimali var. Bu da aynı cümlenin sadeleştirilmiş hali. Evet, manevi yönden ilerlememiş avam tabaka tarafından her şey kadere verilir. Oysa her şeyi kadere veren avam değil, Kur'an'ın bizzat kendisi. Sadeleştirmecilerimiz işte bunu hesaba katamamışlar. Her şeyi bir ölçüyle yaratıp kaderini belirleyen odur. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Artık burada duruyor ve söyleyecek bir söz bulamıyoruz. Sadeleştirilmiş. Ebediyet kuruntusunu o bağ ile ortadan kaldırmışlar. Aslı, tuğl-i emelin menşei olan tevehhüm-i ebediyeti o rabıta ile izah etmişler. Tevehhüm-i ebediye, ıslah olarak dünyada ebedi karmazanlıdır. Ebediyet kuruntusu diye çevrilemez. Zira fıtratta ebed ve beka hissi bir vakadır, esastır. Teemmel. Sadeleştirilmiş. Onun asıl vazifesi eğitim ve hizmettir. Aslı ve onun asıl vazifesi talim ve cihattır. Talim ve cihat yerine eğitim ve hizmet yazmak tahrif değil de nedir? Risale-i Nur'daki cihadı silmek hiç de masumane bir sadeleştirmeye benzemiyor. Sahteleştirme dedikleri işte bu. Sadeleştirilmiş.
Çünkü burada sizinle 7-8 senede yaptığımız ilmi ve dini hizmetten alınan netice. Aslı, çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Hizmetten alınan netice 100 derece fazladır gibi bir ibare yok. Öncelikle vazifeyi yapmak, hizmet etmek, neticeye karışmamak ihlasın en mühim esaslarındandır. Bunun böyle olduğunu 17. lemada izah eden, ders veren üstadımız ihlası neticeye göre değerlendirir mi? Sadeleştirilmiş. Ey insan, bil ki o rahmetin arşına ulaşmak için bir merdiven var. Aslı. Ey insan, bil ki o rahmetin arşına yetişmek için bir miraç var. Miraç merdiven mi? Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bazı uydurma ışıklar görülüyorsa da müstakbel bütün nur ve feyzini güneşlerden değil, bizzat Rabbül Aleminden alan ezeli ve ebedi yıldızındır. O yıldız dünyalar durdukça duracak ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vuracaktır.